yetiştirmiyor şuradakiler ha. Şuradan şuradan uzanabiliyorsun bak şuradan. Hiçbir canımız yok hiç mi? Vay vicdansızlar vay. Vur. Vur vur duruyor da tam turup değil. Tamam şu alttakiler var. Toplan toplan kafanızı kırarım hemen dışarı toplan. Hayarım hayarım dışarı alın. Kapıya basarız beni de götürün beni de. Parzi dede ha doğru söylüyor. Niye kaklamıyorsun sen de toplan işte. Yokmuk görmediklerinden hiçbir şeyimiz yok toplayıp da yapalım, yiyelim, yapmamışlar hiç. Mücalma var mı? Kalkmasınlar, hoşup yapsınlar. Kuşun kime versin yerine. Lakin ne ona bakalım, var ne baba. Diplerini yapmamışlar ki. Hep bunları ben yetiştirdim, ben. Bu meyveleri hep ben yaptım, yiyorum ya ben hep. Hep yetiştirdim buraya. Ne olur böyle böyle. Elimle gelmedi o yoğurdu. Kırık kırmaz, kırık bir sarma, bir ses gelenleri kurtarma. Aman yarabbim. Az çok gözümün gördüğünü yapardım. Heh. Üç kere harbe gittim, üç kere. Geçtim de burayı bak. Çel izi burası çel. Burayı soktum taşırı çaylara girdim. Harman yaptım, ev yaptım buraya. Neler gördüm? Daha ne yapacaktım? Gege, gündüz devamlı. Ne bu modala yatar, ne kreveti bundan çıkardı. Yani baba ya şu kreveti çıkart. Yok oğlum bir gelen olursa ne der? Ya gelen olsa krevetle mi geleyim baba? Yok böyle çıkartmam bunu. Bana bir devlet yaptı. Nereye gitsem? Buyurun, buyurun, komura. Nereye gidiyorsun ya? Gel çıkıp. Oturalım, bir muhabbet yapalım. Bağırırlar. Bir de kendimi bağırı taşıyorum. Bilmem yüz kaç yaşımda. Taşıya basam diyeceğim ben. Ya bir an kümür bakarsınız bana. Ağzımıza pisler çok bilmem nedir. Kendimizi taşıyorum. Kendimi gezdiriyorum. Daha ne yapacağım? Allah'a şükürler olsun. Püreyi vuruyordum. Püreyi. Geldikten sonra bir şey kalmadı, hepsi uçtu gitti. Keklikten, tavşandan, öteden, börden geçirmiyordu. Örneğin gayrına sürüldü, gitti. Gece İskilip'e giderdi, sabaha ışımadan gelirdi. Dede iyi dedi, işini şeremet koyardı, gittiği yerde eğlenmezdi. İyi dedi dede, daha halen o gözü gözlüyor. Oğlana da, bize de, kendi de. Bir tuttu muydu? Bizi sürükleyip gideyim. Allah çalışmalı. Ye. Ne aradı? Çalışırsan açık anahtarlar söyle de silersin. Fakat eskiden de bu yokluğuna çok uğraşmış. Yani bu zavallı yokluğu babam çok görmüş. Neler gördü, neler geçtik. Faizine. Aklım başıma gelmemesi yutturdum. Ne yaptıklarım aklıma gelmese gelmiyor. Çocuklarımızın ismini hep bu koydu. Severek dedemizi her zaman da severek. Yine de severek. O bizim başımızın tacı. Ya. Bu babasının adını koydu. Biz ya. Buralara gelmezdik. Bu duruma olmazdık yani. Belki köyümüzde hiç adam kalmayacaktı ya. Savaşta. Bunun sayesinde kurtuldu da bu kadar milletimiz ya. Ayakta kaldı. Allah o bizim paşamız. Uzun uzun ömürler versin. Başımızdan eksik gitmesin.
Ama büyük paşanızım diye. Ben de diyorum yaşa baba diyorum paşamızsın. Hamama gidiyordum. Bu sene hamama gitmedim. Ondan mı? Bu dişlerimiz sancısı yapıyor. 6 sene askerlik yapmış ama kaç sene savaş döneminde ne bileyim ben mesela. Ev önce sormadık. Var mıydı yok muydu? Mesela biz böyle olacağını bilmedik mesela. O da bize anlatmadı oturup da böyle. Oğlum şöyle oldu, böyle oldu mesela. Şunlar havada savaştık şöyle oldu, böyle oldu demedi bize. Mesela biz de sormadık, izlemedik. Sonra aklımız başımıza dizileri görmüş bitti. Hatırlamıyorum şimdi. Gavur geldi Haymaniye, dayandı. Lan bunun bu ardını kestiler ya bu düzen buraya. Sen de orada başka yer mi yok da bunun ardını kesmediler dedim. Orada nasıl sürdüysem denize kemasını doldurduk arkadaş. Aaaa! Bana millet bile söyledi. Aman yarabbim. Arkadaş, derinize ne yaparlar? Her şeyin bir şeyi var. Öyle. Ağlayarak gelseydik, nasıl var elhamdülillah, gülerek, keyif olarak geldik elhamdülillah. Lakin ağırdan darbe gittik, duman çöktü, orada yapamadık. Orada yolun üzerini bileyim, biz yol bulamadık. Bizim askerimizi kırdılar orada beş altı. Toplar ne kaldı, asker geldi, bir gündüre sürdük ki, gelen mi? Onlar orada bize pislik yaptı, hiç başka görmedim. Hamdolsun, nereye gittiysem hep serdik. Babamız mesela o tertip olmasaydı biz tabii şimdi olmazdık. O tertip mesela çalışmış, çarpışmış, düşmanı kovmuş toprağımızdan. Ondan sonra biz de meydana gelmiştik Allah'a şükür olsun. Şimdi tabii biz de kovmak kolay kolay ne toprağımıza, düşmana. Ne mutluluk bugüne. Devletimize, milletimize. Cenab-ı Allah acılarını göstermesin. Bu işi belagede bir daha başımıza da gitmesin mesela. Zaten babam namazında, duasında vatanıma, milletime ya Rabbi zavallıma hur yaşasın. Başa duası yoktu. Şükürler olsun elhamdülillah. 30 sıfır arı var bize. Karı var bize. Hepsini yürütürdüm. Karı da yok, karı da yok. Yüzde var vardı arkadaş. Yüzde var vardı. 30 koyun vardı. Harttan konuş. Harttan oraları bırak. Harttan konuş. He? Ağrıda, şurada, şurada ne yaptıysan harplardan konuş. Harttan. Bırak. Bu şu davar işini, mal işini bırak. Harttan konuş. Nereden aklıma geldi? Öyle konuşayım ben. Ne bileyim ben. Konuştum işte, konuştum attığım şeyleri konuştum. Gavulları serdim. Bilmem ne ettim. Daha ne yapayım canım, elimden geldiyse bu harba gideceğinizi gidebildiğim yere kadar serdeceğim. Galiba mı? Rabb-i Teala vücudumu bir kuş gibi işte yapayım. İsterseniz yola düşüp gidelim beraber. Dedem meşhur. Şimdi işlerinde en sağlam, en dirisi de bu. Çanakkale Savaşı'nda ben İstanbul'da talim görüyordum. O vakitte Almanlarla barabardık mesela ki. Alman harbinde. Ondan sonra bizi 4 tane orduya tasfiye ettiler, 50'şer kişi. Biz 50 kişi Irak'a düştük. Şimdi biz başladık İngilizce'ye savaş yapmaya. Biz de artık mesela 10.000 kişi, 5.000'e gitti falan. Kaldık 5.000 kişi. Sonra kumandanlar dediler ki de bize mesela ki çaresi yoktu falan dedi. Teslim olacağız dedi. Yani teslim bayrağını kaldırdık. İngilizce'ye teslim olduk. Ondan sonra artık orada bir sene kadar durduk orada. Ondan sonra bir şey gelişme yaptılar. Onların da esirleri var bizde. Bizim de esirlerimiz var onlar. Şimdi bizimkileri onlar verdi. Onlar biz verdik mesela. Verdik ama bizden İstanbul'dan bir şey haber mi yok ki? İstanbul gitmiş, Alman, Yunan dolmuş, Ermeni dolmuş. Şimdi
Biz kendimize göre memleketimize gidiyoruz. Yani buradan şey sevinerek geliyoruz biz İstanbul'a. En uzak demirlerden İstanbul'a geldik neyse 20 köyde. Tümeli. Neyse bana 3 ay izin verdi mesela şeyde Esaret'ten geldiğim için. 3 ay sonra Atatürk'e asker olduğumu söyledi. Sonra biz gittik. Sözümsel bu talibe. Gören geldi bu bizim olduğumuz yerlere mesela ki kendi oldular diye yerde yatmış uyumuşlar mesela. Biz gece yarısı. Lakin ta şey İzmir'e kadar götürdük Yunan'ı. İzmir'e girdikten sonra tabii açız bize bir karavana geldi. Karavanın üzeri kurt ufacık kurtlanmış. Bembeyaz kurt üzeri mesela ki. Ondan sonra daha yeni İzmir'e şey diyoruz böyle. Ondan sonra doktoru çağırdık lan. Doktor geldi. Ne yapsın doktor? Başka yok ki. Sonra bu dedi ki bize zaten biz açız, biz hazır duruyoruz karşılığın. Olsa da olmasa yiyeceğiz, kurtuna mutluna bakmayacağız dedi. Sonra o da baktı dedi, çocuklar dedi, yiyin dedi. Kendisine olmuş zararı yok ona falan dedi. O da gelince... Savaş yılları 15 yaşında seferberlik ilan edilmiş. Ankara Polatlı'ya asker olmuş. Arabasıyla, kendi arabası atı varmış. Arabasıyla oraya gidiyor. Polatlı'dan Kütahya Hastanesi'nde çalışmış. Orada şehit çekermiş geceleri. Mangal Tepe diyordu. Orada çok fazla şehit düşmüş. Sabaha kadar şehit taşırdım diyor. Ki gündüz hani asker görüp de morali bozulmasın diye gece taşırlarmış. Bir tane de bu tarafa babacığım. Bu taraf sonra işte süvari olarak Yunan'ı İzmir'e dökenlerden zorluklarla aldık. Aldık dedi kendisi. Aç kalırdık diyor. Üstümüz başımız böyle hiç asker olduğumuz belli değildi diyor yani. Dökülüyordu üstümüz başımız. Öyle savaştık diyor. Çok ot yedik diyordu. Sadece Konya gönderiyormuş. Bu Konya bakardı, başka el kalmadı. Her taraf Yunan aldı. Yumruk kadar ekmek, çamur, yumruk kadar var, o da varsa. Ondan sonra bir arkadaş şehit olacaksa onun silahını alacağım. Silah yok. Ben Yunan'la yapamam dedi. Kemal Paşa. Ondan sonra çocuk çocuk, millet. Puan kursardı. Allah Allah. Seferberlik. Dünya karardı. Kemal Paşa düştü. Ne gördüyse. Ondan sonra kalktı. Bunların hiç kimse hakkından gelemedi. Ne gavur ne şey gelemez. Yok. Harp edeceğim dedi değil mi? Hı. Sağ olsun. Üçek gündür gelen yok. İstanbul'u kuralarız adam kalmadı oğlum. Benim yanıma geldim. Hep fotoğraf çektiler, çektiler, gittiler. Dede, Şeyh Köyü'nde var ya yukarı Şeyh Köyü. He? Şeyh Köyü var ya Şeyh Köyü. He. Orada Armut Festivali'ne seni davet ediyorlar. Gidersene, giderseniz giderim oğlum. Mesela verme. Güreşe davet ediyorlar seni, güreşe. Bakarız şöyle biz, nasıl güreşmez ki bizi. Ağzımızda. Festivale geç kalıyoruz festivale. Güzel giz yok dersiniz getirirsiniz. Maşallah daha iyisin de iyisin hadi. Bunları kotuledim daha. Gidip geliyordu. İyisin maşallah iyi hadi. Bunları. Şu taraftan mı gidelim? Nereden giderseniz oradan giderim. Ben bir yeri bilmiyorum hadi.
için cephede Ulu Önder Atatürk'le birlikte savaş yaparak bizlere bu toprakları kazanan, bu toprakları hediye eden gazimiz Çatıralı Ömer Küyük alanımıza şeref verdi. Kendilerine alkışlarla hoş geldin diyoruz. Alkışlar sevgili seyirciler. Alkış, alkış, alkış. Teşekkür ediyoruz. Neredeydin iki gündür, nerede? He? Dün geldim, yoldun. Neredeydin dün? Azıcık Güleş'e gittim. Güleş'e mi gittin? Ne Güleş miymiş bu ya? Şimdiden sonra? Hastane isteyeyim mi? Hastaneye mi? Şey isteyeyim, hastane. Yapmıyorlar mı? Daha söylemedim. Ha. Mektebi söyledim, mektebi yapıyorlar. Aferin, gördün mü? Mektep yok, mektebi söyledim, istedim, yapmışlar, yapıyorlar. Vardın mı mektebin yanına? Vardım. Maşallah, maşallah yine, maşallah o kadar olduysa. Geldik. Ama bizim köprüyü yaptırmıyorsun bak şuraya. Nereye köprüsü ya? Bana hayır, şuraya geçemiyor ki ya. Aşağı köprüme, aşağı gidiyor. Bak işte. Oldu, tamam öyleyse oldu. Sıra gelirse, sıra geldikçe aklıma geldikçe diyelim. Vay sıra gelme ya bakayım, kalan gideceğim bir yere diyorsun ya sen. Dedeciğim sana mektup gelmiş. He? Mektup gelmiş sana. Hoş sevgili sana dedeciğim, Ömer Küyük. Atatürk'ün önderliğinde ülkemiz için yaptığınız kahramanlıklar sayesinde kurduğunuz ülkeme yararlı bir birey olma çabasındayım. Eğer siz milletimizi kurtarmış olmasaydınız biz şu anda bağımsız yaşıyor olmayacaktık. Ama duyduğumuz kadarıyla bir çoğunuz zor ve layık olmadığınız şartlar altında yaşamaktasınız. Oysa bu ülkedeki her şeyi size borçlu olduğumuzu bilmeliyiz. Sizleri hatırlamak yaptıklarınız... Ömer Küyük şu anda aramızda arkadaşlar. Onu sınıfımıza davet ediyorum. Nasıl öğretmenler, memnun musunuz? Hoş geldin. Sağolunlar. Atatürk kaç yılında doğmuştu? 1881 yılında. Samsun ne zaman çıkmıştı Atatürk? 1919 değil mi? 1919 yılında Samsun çıktığında Kurtuluş Savaşı başladı. Kurtuluş Savaşı başladığında Atatürk genç bir subaydı. Dede hatırlıyor musun? Kaç tane savaşa muhabereye girdin? Ha? Ne kadar harp ettin? Kaç savaş yaptın abi? Çocuğa kız edeceğim de. Gavur. Kampanya diyormuş. Gavur. Kim? Gavur. Gavur. Bakın arkadaşlar, hayman, başkente kadar girmiş diyor. Haymaniye. Düşman. Haymaniye. Haymana. Ha. Bizi kimse topladılar. Yozgat'a topladılar. Yozgat'ta. Atatürk. Orada ses çelebin etti. Orada paşa var. Büyük paşa varmış. Atatürk paşaya terim edecek. Ben dedim mi kimse? Ya orduna gitse daha iyi de öldü dedim.
sürüp de öyle de denize taktık da. Bir tek bırakmak istedim. Soru soran falan var mı? Eğer sorunuz yoksa biz onu büyük bir saygıyla uğurlayalım isterseniz. Gel dedeciğim. Evet arkadaşlar. ...1937-38 aldı bu madalyayı. Ondan sonra, aldıktan sonra tabii bu maaşa bağlandı. İskilip'e, bankasına bağlıydım. Dede ne haliye geldi mi sordum. Dede öldü, ne haliye ya dediler. Ben ölmüş diyorlar. Ben ne zaman öldü diyorlar. Ya başlıyorlar ağlaşmaya. Bankaya varınca bıçak kağıtlarını çıkarttı, bankacıya verdi. Dede parayı veremiyordu. Niye dedi? Sen ölmüşsün de onun için. Ben gözü kör olacağız dedi. Öldüydüm dedi oğlum dedi. Mezarın kenarını açık bırakmışlar dedi. Sabahtan oradan çıktım geldim dedi. Aha şimdi karşımızdayım dedi. Ben bakayım paramı dedi. Veremiyor dediler. Oradan bize bir yazı verdiler. Bizi Lihostaryası'na gönderdiler. Kağıt verdiler git parayı versinler. Yine vermediler. Tekrar oradan karakola vardık. Karakola olunca oradan anlattık durumu. Hemen şimdi para elinizde dedi. Hemen bu işle kolaydı. Yazıyı verdiler elimize. İskilip gazetesini çağırdılar. Ertesi gün saat 12'ye varmadan fark çektiler. Paranın şeyi geldi yani. Fakı geldi oraya. Dede parayı dedi. Katliye sürekli ben paraya gelmem dedi. Paranı ayağını kesecek bundan sonra dedi. Paranı evden alacağım. Geliyor getiriyorlar burada. Benim ailemi bırakıp gidiyorlar. Allah'a şükürler olsun. Evet. Serbest. Şimdi kal. Allah'a hoş gideceğim. Cumhur reisinin yanına doğru gideceğim. Atatürk'ü okuyacağım. Hemen afaç giderim bilemem ben. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi işe başla. Yoksa işte atarlar seni. Ceviz mi gelecek? Ceviz gelecek. Boş durmayacak. Hay yavrum, hay. Kendi bıçağı. Hukum ne olacak böyle? Ev yapılmayacak mı? Ne olacak? Ne bileyim ben söyledim bakalım ne olacak? Ne olacak? 7 senedir istedi. 7 sene önce başladı. Ben sağlık ocağı istiyorum, ben okul istiyorum diye. Dede ev de lazım sana dedik, ev lazım değil bana dedi. Benim oturacak kadar evim var dedi, önce okul lazım bana dedi. Benim çocuklarım okusun dedi, çocuklar okulu, vatanı kurtarır dedi. Okulu ne ettin okulu? Okulu yapıyor, yapmışlar. Ya? Yapıyorlar. Para pahalıydı. Evin de pahalıydı işte, isteyeydin. Yapsalaya evimdi, yapsalaya. Meğerse yaparsalar yaptın da yapmasalar. Öyle değil mi? Yapmasalar değil mi? Yapsın ne evi? Ne diyeyim yapmasalar? Ben gebereceğim abi. Çorum'un alay kumandarı tabii kaymakam yardımcısıyla birleştiler. Yağmur kumu gettik. Yakında dedenin evini yapacak dediler. Aha bu oyun yapacak, aha yer yapacak. 3 sene oldu, 3 sene daha halen dediği ev yapacaklar. Herkes için bir şey istiyorsun, kendin için istemiyorsun. Oğulların da kızıyı bak bu on gelmediler. Babamız bizi adam yurduna koymuyor. Evin istemeyi diyorlar. O evin istesene. Ne diyeyim yapayım Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah olma Cenab-ı Allah. Söyle ben utanayım falan. Ne utanmasın? Söyleyemiyorum. Ben seni aklına getiriyorum. Bilmiyorlar benim ne hal olduğumu. Bilmiyorlar tabii. Bilmiyorlar mı? Öyle şey isteme. Öyle evin istemiyor evin. Ev koşacak bu üstüme. Kurtulacak. Valiye anlat. Bunları valiye bir daha git de. Gideceğim. Kelkadir'in kumbali geldi. Ben onların hepsine giderim. Valiye anlat. Bunları böylece. Kurban aldım babam. Öyleydi. Evimdi.
Kalkma, yememiz yok, kalkma. He? Yememiz yok. Ananı soracaktım ben. Öyle kırtlık çok oluyordu, çok. Öyle mi? Şimdi kırtlık yok, kırtlık yok. Boğulduk şimdi. Ah geçtik, ah. Hayır, sen bırak, bırak. Tamam ben de. Atatürk'üm, korku Atatürk'üm, Atatürk'üm. Gideceğim. Okumuyor mezarını. Kandarım kulağına selam edem doya doya. Aslan yâre göremedi verme. Her geldiler her geçti. Dedeyi gezmeye götürüyoruz nasıl olsa. Yok yok, inşallah inşallah. Hay Allah. Gezip götüreceğiz. Seni görünce döndük şurada. Nereye gidiyorsun şimdi? Nereye? Hamama, hamama. Hamama mı? Hamamdan yiyeceksin. Dayanamam, dayanamam. Yok dayanamam. Gidecekmiş, gidecek. Her vakit gidiyoruz. İyi, bile sen iyi. Yolların açık olsun, yolların. Dedem, eline koluna sağlık. Düşmana fırsat vermemişsiniz. Vatanımızı kurtarmışsınız. Allah'a başşükürler olsun. Allah sizin gibileri daha eksik etmesin. Düşmana da fırsat vermesin inşallah. Gel bayım. Bize bir kebap ısmarla da yiyelim kebap, gel. Ben özledim diye bağırdım. Sağ ol abi, bak. Otur bayım, gel. Geldiler. Gel.
Dede buyur dede. Kebap. Kurtuluş dedim. Şurada o şu ya o. Ben de alıyorum. Al. Al. Ayran mı içen su mu? Ayran mı içen su mu? Bırak bırak. Ömer amca. Bak. Şu yana bak şu yana. Bize imza verir misin? İmza imza. İmza atayım mı diye imza imza. Şu kağıdı imzalayayım mı diye. Ben de okul yazalım olaydım diye tatlım yine vekil olacaktım diye. Ben Esra. Ya bir dur ya. Ne? Yaz. Yaz, yaz, imzala ha. Biraz daha. Gel bakayım dede. Göremiyorum, göremiyorum. Aynen kötü olmuş kalan, ondan göremiyorum. Yenisini alalım sana, yenisini. He? Bu kötü olmuş iyice. Yok sen. Yenisini alalım, görersin. Hoş geldin dede. Şimdi ben geçebilir miyim? Zekiye ne yapın eşine ben mi? Ne yiyeceksin? Çorba mı? He? Çorba mı yiyeceksin? Ya. Çalışkandı. Çalışırdı yani. Kimseye muhtaç olmadı. Olmadık. İşte baş başa verdiler. Bizi adam ettiler. Herkesten iyi adam ettiler. Yani düğünlerimizi falan. Herkesinkinden fazla oldu bizimkiler. Yani biz de onun üzerine titriyoruz. O da bizim evimizin direği, gözümüzün bebeği diye. O hani şeyden geliyorlardı ya. Nadir Karaca vardı ya İstanbul'dan gelen. Çok selamı var size. Benim için diyor dedemin ellerinden öp diyor. Öpeyim ben de. Ayaklarından öp diyor. Ellerinden öp. Ben onu çok özledim diyor. Çanakkale'de şey olmuş artık. Görevli olmuş. Oraya gidip geliyor. Dedemi çok özledim diyor. Geleceğim bir gün diyor. Onun diyor resmi hep duruyor karşında diyor. Astım şeyime diyor. Annesi varmış 90 yaşında. Annemi de getireceğim diyor. Bir uğrayacağım diyor. Selam söyledi. Şey, hava hastanesinden de onu devamlı geliyorlar. Şey kontrol ediyorlar. Hastaneye falan yatıralım falan dediler. Gitmiyor hastaneye de. Evde böyle vakit geçiriyor işte. Gelen giden ziyaret de çok oluyor bize. Hısım akraba da çok. Dışarılardan gelen ziyaret de pek çok. Subaylar geliyor. Elçi geldi. Türkiye elçisi Ankara'dan. Ondan sonra işte gazeteciler geliyor böyle. Talebeler geliyor. Resimlerini çekiyorlar, götürüyorlar. Ankara'dan küçük talebeler bile ona mektup yazıyorlar. Dedeciğim işte sen olmasaydın biz bu hayata yaşayamayacaktık. İşte çok rahatız, şöyleyiz, böyleyiz. İşte o da onlara anlatıyor yani. Çok memnun oluyor gelenden gidenden. Böyle geçiyor vakit. Sayın Yakup Satar, adım Gülbike Mirzaoğlu. Bu işte Gülbike'nin ilk mektubu. TED Ankara Koleji Vakfı özel ilkokulda okuyorum. 10 yaşındayım. Bir köpeğim var ve çok iyi bir ailem var. Yani şu an çok mutlu bir hayat sürüyorum.
Bu mutlu yaşantımı size borçlu olduğumu geç de olsa anladım. Siz bu ülke için canını feda ederim dediniz. Sizin hakkınızı nasıl öderiz? Ama biz sizin yolunuzdan gideceğiz. Bu ülkeye yararlı birer insan haline geleceğiz. Bu Türkiye'nin hali ne olacak diye endişe etmeyin. Çünkü bu Türkiye'yi biz kurtaracağız. İnşallah. Evladınız inşallah. Ayrıca size bir soru sormak istiyorum. Siz hiç Atatürk'ü gördünüz mü? Sevgilerimle, saygılarımla Gülbike Mirzaoğlu. Bunu yalan ya. Cevabını verdik mi sonra? Verdik. Sayın Yakup dede seni çok seviyor. O katıldığı savaşları bizim öğretmen söylüyor. Nasılsın? Sağlığın iyi mi? Yakup dede seni dedem gibi seviyorum. Sağsın değil mi? Yakup dede ölme tamam mı? Yakup dede ellerinden öperim. Yakup dede saygılarla hadi görüşürüz. Yakup dede seni dedem gibi seviyorum. Yakup dede vatanı kurtardığın için teşekkür ederiz. Sana inşallah bakan vardır. Seni çok çok seviyorum. Şimdi bizim askerimiz hiç katı yani düşmandan korkmaz mesela. Bizim mahveden açlık. Açlık, susuzluk, tedbirsizlik bunlar bizim mahvediyor. Yoksa o yavruların hiçbir şeyi bize karşı koyamazlar mesela. Ama gel anlat mesela. O haberleri hiç kaçırmaz. Şu karşımızda da bir komşumuz var. Olduğu gibi aynı gazetede gibi bir spiker gibi onun kulağına gelir. Olduğu gibi onu anlatır. Genelde hep böyle şey dünya haberleriyle cinayet şey kaza falan değil de dünya ile ilgili Irak savaşı ne bileyim siyasi haberlerle daha çok ilgileniyor. Unutmuyor hiç. Her gün soruyor sürekli. Babam işte biz hep bildik bileli hep askerlik anılarını anlatır bize. Biz de hep masal gibi dinliyoruz onu ama yani çok böyle hafızamızı almamışız anlattıklarını. Şimdi daha iyi anlıyoruz artık ama onda azaldı anlattıkları. Oysa hep bildik bileli hep babam anlatır. Yani böyle bir babanın evladı olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Yani çok güzel bir şey böyle iftarla benim babam gazi, benim babam son gazi demek çok büyük bir gurur veriyor yani. Allah uzun ömürler versin biraz daha. Gözün içine bakıyoruz. Yani bir şey olacak diye korkuyoruz. Allah hayırlı ömürler versin. Ya. Buraları bulduktan sonra giderler. Ayakkabıların nerede hani? He? Ayakkabıların. Ya orada kavga etsin. Ya nerede bulayım ben? Ayakkabılarımı koyacağım oradan aldılar arkadaşım. Gel amca. Üç kere hemen gelin.
Sabah hayırlı. İyi günler. Hadi amca geçmiş olsun. Görüşürüz gene. İyiydi de iyi. Ya bu lafını duyuyor mu? Dergi ilaç çaldı işte. Baba, su vereyim mi babacığım? Su. Ha. Vereyim mi su? Ver. Abi suyundan vereyim, ağzın çok kurumuş. Beni. Buna bebek gibi işte gözüne bakıp dururum. Babamdan övünürüm yani. Çok. Yüzüne bakmaya kıyamam. Onu inciteceğim diye. Bu da bana öyledir. Çok düşkün. Devlet maaşı var. 3 ayda 500 alıyoruz. Yeni oldu işte 500 de. 2,5 liradan koymuşmuş Kemal Paşa ama o zaman değerliydi diyor. Altındı diyor. Şimdi işte 14 senedir ben yanında kalıyorum. Yani ziyaret eden yok devlet tarafından. Askeriyeden geliyorlar. Paşa geldi. Geçen seneydi. Ayda doktorunu gönderiyor. Hastaneye alalım dediler. Babam istemedi. Evde rahat diye. Haftada bir banyosunu yaptırırım arabasıyla. 3 tekerli arabası var. Arabayla banyoya götürürüm. Arabanın üzerinde banyo yaptırırım. Bronşit de var. Astım bronşit babam. Askerlikte zaten felç değil babam, romatizmaya yakalanmış soğuktan. Ayakkabı yokmuş ki. İncecik bir çarık vardı diyor, o da kuruyverirdi ayağımızda diyor. Ayaklarımız yalın. Romatizma kireçlemeye çevirdi. 27 sene yatağa yani böyle mahkum. Gene de şükür diyordu babam. Buna da hamdolsun diyordu. Vatan evlatları yaşasın da bize bakma, çekelim sıkıntıyı diyor. Devlet milletimiz şey olsun diye. Hep onları düşünür, fedakarlık. Halen ajanları dinledikçe üzülür yani memleketin halini ne yaptılar diye. Şu halimde beni çağırsalar savaşa katılırım der. Sinirlenir, şiddetlenir. Dede hoş geldin dede. Hoş geldin. Burada mı çalışıyorsun? Abica hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Elhamdülillah. Tanıdın mı beni? Ben hiç gözlerim görmüyorum. Ya sen nerede oldun? Bıyıklının oğlu iş. Ha? Meryem'in bıyıklını. Hani tavşanı vurdun yolunda. Ömer abi hoş geldin. Maşallah hep burada mı çalışıyorsun? Hep burada yok.
Köyün yarısı burada köyün. Köyün yarısı burada. Olmaz mı? Neyse, hava razı olmadan. Evet. Dede hoş geldin. Gel, iyi çalış, gel. Ne yapsın? Evine bak. Evin nasıl bu? Ya nasıl, iyi oldu mu bu? Oldu mu? Sabahları korkun size, gelin gel baba bize. Çay kaynadırım size, size, size. Ah, bizim karnımız dokunma. Arkadaşlar börek ister, börek ister. Oy, oy. Çok güzelim arkadaşlar. Ne oldu şey başım? Aklıma gelmedi bir ben. Bitirdiniz beni. Ay, bulamadım. Aç şeyler. Elbiseleri bir değiştirelim. Nasıl elbiseler bunlar, iyi mi? Değiştirelim, değiştirelim. Bir yerden gel. Atatürk'e gidelim mi değiştirince? Hı? Atatürk'e gidelim. Tabii, değiştirince gidelim. Böyle gidilirmiş, şuna baksana. Atatürk'ün kabresine nereye gidiyorum? Allah'a başını ziyaret edeceğim. Ne kadar emek verdik. Heh. Benim yerime Beşesir dede gitti. Biz de kocacık bilem yok ne içeceğimiz. He. Zırtıcı şuna girdim. Daha yol gideceği yok da Allah soracak. Hey yavrular, hey. Bir harba girmeyince bilmiyorum ne oyun olduğunu. Bir açlık aklına geliyor, leşeylik.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi ülke içinde ve dışında çok geniş akisler yaptı. Türk tarihinin seyrini değiştiren sonuçlar da oldu. Dilerseniz o sonuçlar kısmını en sona alalım. Hep birlikte. Evet, hem içeride hem dışarıda evet. Çok önemli sonuçlar meydana getirdi. Yani hem Türk tarihi açısından hem dünya tarihi açısından. Sayın Hocam, son bir cümle alalım sizden. Şimdi 30 Ağustos Zaferi mazlum ve ezilen milletlere örnek olmuş. Onların kendi ülkelerinde insan haklarına kavuşmalarına da vesile olmuştur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Nerede Gazi dedemiz? Evet, şurada. Uzun olduğu için bak Bombay'a geldim. Nasılsın? Hoş geldin, iyisin. Allah hayırlı olsun. Allah işte cırt sağlığı versin. Amin. Şöyle kolan yana. Hoş geldin amca. Öpüyor benim. Ne yapan iyi misin? Arkadaşımı görmeye geldim. Ne mutlu, ne mutlu. Sakallarımızı. Gördün mü arkadaşını görecekmişsin. Gitmedim, gitmedim diyor. Ya. Sağ olsun Allah razı olsun. Ya senin ayağına geldi bak. Biz vermedik. Allah şübalık olsun Allah. Amin amin. Duydum gördüm huzuru var. Allah hayırlı yolculuklar olsun. Allah hayırlı olsun inşallah. Nereye yaptık, nereye geldik. Korku görevi. Haybariye gelmiş gördü dedi Haybariye. Arkadaş gelmiş de arkasına dolansayla yedim bunu ben. Orada bir yumbaş varmış, ona sordu dedi. Ben şaşırttım, neydi diyor. Kursun nereden geliyor, nereden dedi o da. Ben ardını kesin, ardını kesin dedi. Hemen oradan bir sürah uzakladım. Yallah'a çöründük, kafasını denize çöktük. Bir çekilip bırakmadan böyle hasır kestik orada da. Allah'a başlık olsun. Sekiz kişiydik bu, sekiz kişi. Kaç kişi kaldınız? 3.20 ise. Sekiz. Eskişehir'de var bir tane de. Elhamdülillah işte böyle gidiyor bakalım. Onu da ziyaret edelim mi Eskişehir'dekini de? Eskişehir'dekinin yanına da gidelim mi? Giderse gidelim, niye gitmeyelim? Gelmiş değil mi onu da görelim, bir daha ya gördük ya göreceğim. Tamam, onun yanına da gidelim dede. Peki. Gidelim. O zaman kaç çekerdeğe gidelim. Arkadaş, hakkımı helal et. Maşallah. Gidip.
Bahçede. Ya oğlum bu gelmesin canım var. Bir hava gideydik de geçireyim akşam. Peki be. Helal olsun. Helal olsun. Selim mi? Allah tekrar kavuştursun. Amin. Arkadaşın gitti. Sağ olsun gelmiş. Ya gördün mü? Televizyonda görürmüş zaten konuşurmuş. Et yedirin, et yedirin dirilmiş. Et yedirin dirilmiş. Et yedirin diyormuş. Ya. Televizyonda seni görünce o dedi ya et yedirin de kalksın yürüsün dirilmiş. Ya. Selam. Selamun aleyküm. Merhaba, nasılsın? Nasılsın? Merhaba diyor, nasılsınız diyor. Hoş geldiniz. Merhaba diyor. Merhaba, nasılsınız diyor. İyi selam diyor. Nerede diyor? Çok şükür. Size hediye getirmiş. He? Hediye getirmiş size. Çok teşekkür, sağ olun. Geçmiş olsun hocam. Allah'ım sağ olasın. Zeynep'in ya. Sen orada yatağın üstüne bakmışsın. Yok. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Ben de Gazi dedenin kızıyım. Aferin maşallah. Allah şübalek olsun. Çorum'dan gelmiş, bayramınızı kutluyor. Sağ olun. Sizde. Nasılsın, nasılsın? Güzelim, elhamdülillah. Allah şübalek olsun, Allah. Abi. Siz nasılsınız desene. He? İyiyiz elhamdülillah. Siz nasılsınız desene. Sen nasılsın desene. Anladım. Sen nasılsın desene. Sen de sorsana ona. Nasılsın, iyi misin desene. İyi misin bakalım sen. O da sana soruyor. İyi misin diye. İyiyim diye. İyiyim hamdolsun, ben iyiyim. Biliyorsun gezi yok bakalım. Konya'da arkadaşı da ziyaret ettim. Konya'da. Şimdi sen kalbinde bir kadayın kardeşim. Nerede savaştın? Nerede? Harba girdin mi? Sen girdiklerini anlat sen. He? Sen yaptıklarını anlat. Nerelerde savaştınız diyor. He? Nerelerde savaştınız? Tamam. Ben çok çok savaşa girdim. Ben üç kere girdim savaşa, üç kere girdim. Şimdi üç kere. Bir defa bizi gönüllü yazdılar. Başımıza da bir Kürt yüzbaşı var. Bu kumandan da çok dehşet geldi. Sizin şanınızı bir sergi
O da bize dedi ki, çocuklar dedi, bir asker dedi, 10 tane gavur öldürmeden ölürse dedi, ben o askeri saymam dedi. O kadar vuracağım. Yani kendisi böyle mecliye atar, trak kadar vururdu böyle mesela. Sen ne, ne asker yaptın mesela? Sonra amirden taburda bir şeyler bulundur mesela. Haliyem yok. Nerede askerlik yaptın diye, nerede değil? Hangi kıtadaydın? Sana soruyor ya. Hangi kıtadaydınız diye. Ne diyeyim? Hangi kıtadaydınız diye söyleyin. Böyle bir şey, çetem üstünde gezdim. Arda vardı, Arda harba girdi. Orada bizi kötülettiler. Önce Ağrı'da savaştım diyor. Nerede? Ağrı'da. Ağrı. Ağrı? Evet. Ha, Ağrı'da. Başka nerelerde savaştın? Onlar da ana arkadaşım. Arkadaş bu hocam basacaklasın bizi dediler. Çekildim biz. Oraya sep mevzuya girdik. Geldiler. Top bastılar. Orada hazır dedim. Kafasını öylece kırdım. Anladın mı? Yavrum sonra Allah'a şükürler olsun. Seni buna bir odasını görmeye geldim. Siz de gördük elhamdülillah. Allah vücut sağlığı versin. Arkadaş ne yapalım? Bizim talih de böyleymiş. Sabahları kurdum size. Size bak şarkı söylüyor. Menet ayım, sen de şey demeyin. Şarkı söylüyor size. Size şarkı söylüyor. Size. Bizim karnımızda kan benim arkadaşlarım ne gitsin. Oturuyorum kendisini gördün mü sen? Anlamıyor ki öpertem. Sen sorduruz. Çünkü İngilizlerde İngilizlerle esiriz mesela ki. Esiriz ama mesela ki benim kurşun elimden burada bize bu yana geçti mesela ki ben işe gitmiyorum. Arkadaşlar işe gidiyorlar filan mesela. Canımız sıkılıyor tabii. Şey, kendi kendine diyoruz ki yani biriniz bize bir şeyler söyleyince bize eğlendirin filan filan diyoruz biz. Sonra birisi başladı mesela. Esaretten bahsedelim, derdimizi söyleyelim. Tel örgüsü arasında pek kısa söyleyelim. Yoklamadan vazgeçseler, şu şalgamı vermeseler, bir haftanın içerisinde bak ne olur enseler. Güllaş mısın bey soran, yok mu adedini soran, 10 kişilik bir çadıra, üsaplı bir tek soğan. Yarım kabakı unutma, eti tenekelere atma. Yarım ekmeği bir günün içinde lübbedene meyulda. Sağ ol. Anladın herhalde. Anladın. Atatürk'ü gördün mü hiç diye, Atatürk'ü diye. Görmem mi Atatürk, vekil etti beni. Ben yerime bakacağım, vekilim misin sen dedi. 4 tane fotoğrafı vardı, takılı. Atatürk'ü görmüş, yerime sizi vekil bırakıyorum demiş. Fotoğrafları da var bende diyor. Şimdi hepsi bunlar mesele değil hep. Kurtuluş Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nda
düşmana hücum edeceğiz. Düşmana hücum edeceğiz ama acaba düşmanın kuvveti sağda mı çok, solda mı çok? Bunu bilemiyoruz. Yanımda Atatürk'le İsmet Paşa var. Sonra asker yok, asker olarak ben bir ben varım. Öteki arkadaşlar yanımda 10-11 kişi var ama hep çoluk çocuk, daha ne talim görmüş, ne terbiye görmüş, ne silah kullanmış. Yalnız kalabalık mesela. Onların da benim yanımda kalabalık olmalarının sebebi benden makine tüfek var. Yani ben ölürsem makine tüfek şu arkadaş alacak, o ölçü şu alacak. Onun için yani silahı almak için benim yanımdalar mesela. Neyse. O vakit mesela çok uzun gidecek mesela. O zaman bizim yok mesela. Yanına otur. Arkadaşın yanına otur. Şimdi şey yapayım, anlatmaya iyi olur bari. Şimdi gördüm yüzünü. Böyle miyim? Abi. Belki o tarafa rahatlık gelmiş biraz. Arkadaşlarım kuram yoksa öyle savaş ediyordun. Elhamdülillah gösterdi Cenab-ı Allah. Allah rast getti. Konuştuk, şükürler olsun. Helal olsun bize yani. Aklımızı birbirimize de helal edelim. Ne diyeceğim? Tamam. İkisi aynı aldım. Çay içerken siz niye yardımcı olacaksınız? İçer mi kendisi? Kendisi içer. Hükümet bakıyor mu sana Hükümet? Yok. Ben ne verirsem getiriyor mu? Şu böyle şey. Ben alsayım çıkıyor yollarda zart geliyor. Şeker yok kendisi. Ev yapıyorlardı, ev yaptırmadı mıydı? Yapacak varım şellerine gibi. Fettet yaptırdım çocuklara. Kaçlısın diye, kaçlısın. 1317 dedi. Kaçlısın diye soruyu. Evet. Tevellüt kaç diye, tevellüt. 16, 16 tevellüt. 1316'ymış. He? 1316 diyor. 1316. Oy. Ben 14. Ben 16'lıyım, ben 16'lıyım. Gidelim mi o zaman yavaş yavaş? Gitme ya öyle var. Daha ben merkeze varacağım. Hadi kalkalım o zaman. Kalkıyorlar. Gel. Bunu oturun niye acele ediyorsun? Tabii daha da olacak. Allah. Helal olsun. Allah helal etsin. Benden helal olsun. Tamam. Tam işte bir şey oldu. Ey Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Hadi biraz geçirelim. Yenge Allah rahatlık versin. Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun, kusura bakmayın. Dede sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun.
Asker arkadaşlarını gördün mü? Hadi gazileri gördüm, gazileri. Gazileri helallaştın mı? Gazilerine helallaştın mı? İyi. Benim beyanım sarılıyor. Çok iyi, çok. Çok özledik yahu seni 2-3 günde. Göresiniz geldi yahu sana. İlahi baba, ilahi. Çok iyiydin, çok. Çekmeli beni. Bir daha bulamam.